Evet sevgili izleyenler, ikinci bölümde Futbol Vakti özel programıyla sizlerle birlikteyiz. Stüdyolarımızda Şanlıurfa Spor Başkan Vekili Sayın Reşit Yıldız ve yine Şanlıurfa Spor Basın Sözcüsü ve Futbol Şube Sorumlusu Sayın Murat Şahanoğlu ve değerli yorumcumuz Sayın Erkan Baydar'la birlikte ikinci bölümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şöyle başlayalım Sayın Şahanoğlu. Şanlıurfa Spor 2. Lig Kırmızı Grup'ta kura çekiminde siz de oradaydınız. Kuraya baktığımızda 18 takıma Şanlıurfa Spor'un da dahil olduğu bu grupta bize daha çok artık 3 aşağı 5 yukarı takımların iskeleti yani transferleri şu bu belli oldu. Belki en güçlü rakip kim diye sorarsam nasıl cevap verirsiniz? Yani Şanlıurfa Spor belki hani 3 sezonluk bir tablo önünüzde var. Yani 3 sezonluk bir kadro kurduk dediniz ilk evet. bölümde. Bu sezon demek ki Şanlıurfa Spor şampiyonluğu hedefliyor mu, hedeflemiyor mu? Bununla başlarsak ve bize daha çok en yakın rakip kimi görüyorsunuz? Evet. Şimdi grup kuralları çekiminde en son top biz ve Ahmet Spor kalmıştı. Yani son iki toptan biriydi çektiğimde diğer topu çekseydim. Biz şimdi Samsun'un, Kastamonu'nun, Bodrum Belediye'nin, Gümüşhane'nin, Hacettepe'nin olduğu bir grupta olacaktık. Zor bir grup. Belki şimdi burada hiçbir şey konuşmuyor olacaktık. Evet. Orada o psikolojik neydi Murat Bey? Onu ben çok merak ediyorum. Ben kırmızı grubu çekeceğine inandım. Veya sizin o elinizin şanslı olduğunu hissettim orada. Şimdi tam federasyonun tesislerine girerken Emin Başkan beni aradı. Dedi abi dedi sen şansına nasıl güveneyim? Ben şansıma çok güvenirim. Ama dedim önce Allah'a güvenirim. Pazar günü ben arandığımda pazartesiydi kura çekim. Pazar günü ben arandı kuraya çekimine, grup çekimine gitmem için. Ben de o gün babamdaydım. Ben biraz da böyle babacıyımdır. Dedim baba böyle böyle bir grup çekimi var. Gideceğim İstanbul'a dedim. Benim babam da 20 yıldır Allah rızası için ezan okuyan bir adamdır. Fahri Müezzinlik yapar. Evet, duasını aldın. 22 seçim. Yıldır. Evet. Böyle bir sırtıma vurdu. Dedi git Allah işini rast getirsin. Biz o duayı aldık gittik. Kemal Polat Bey ile beraberdik. Evet. Karaköy Belediyespor'un dış ilişkiler sorumlusu. Sarıyer'de bir yerde bir çay içtik. Ben arkada oturuyorum. O bir şeyler söylüyor. Ben tabii orada dua ediyorum. Oraya giderken duayla gittim. Ama oraya iş girince son topa kalınca bir ter bastı beni. Böyle yüzümden sırtımdan ter. Orada anons yapıldı Şanlıurfa Spor diye. Moderatör Şanlıurfa Spor yok dedi. Alt ligler sorumlusu Ali Bey de yok dedi. Murat burada dedi. Biz daha önce de kendisiyle tanıştığımız var. Böyle bir intibamız da var. İşte orada olmak lazım. Biz onu çektik. İşte o iki topu aldım elime şöyle. Şimdi normalde biri avucumun içinde, biri parmaklarımın ucunda. Normalde parmaklarınızın ucundaki ağır gelmesi lazım değil mi? Hı. Parmaklar çok hakim olamaz ağırlığa. Evet. Ama o parmağın ucundaki top bana öyle bir hafif geldi ki aynen elimle attım o topu. Diğerine çektik. Kırmızı gruba düştük. Şimdi bu gruplar rakip sorduğunuz heyecanı. Evet. Yani ben bu iş dedim ya gönüllülük esası. Evet. O aidiyet duygusuyla giderseniz Allah da sizinle beraber olur. Niyet hayır, akıbet selamat. Böyle diyelim. Bizim şimdi kırmızı grupta abi en güçlü rakibimiz bana göre Manisa Belediye. Sonra Menemen Spor. Sonra Karagümrük Spor. Dört takım. Sürpriz çıkar mı? Çıkabilir. Sivas Belediye evet. olabilir. Zorlar bizi. Tokat Spor. Buksaş aynı şekilde. Spor. Yok Buksaş küçülmeye gitti. Biraz zor evet. artık da. Ama tabii ligin Zonguldak Kömür çok ciddi transferler yaptılar. Yaptı. Çok iyi futbolcular yaptılar. Eğer Zonguldak'ta bizim grupta bir sürpriz yaparsa şaşırmayalım. Şimdiden yani gardımızı ona göre almamız lazım ve önümüzdeki hafta da Zonguldak Kömür'le bir hazırlık maçımız olacak Urfa Spor'un. Bunu da bu arada söyleyelim. Evet. Bir de Sakarya Spor'la hazırlık maçımız olacak. Cumartesi mi? Aynen. Şimdi bizim gruba bakacaksak işte Karagümrük hani çok böyle işte şaşalı futbolcular falan ama program öncesi sizinle de konuştuk. Bu filmi daha önce de izledik. Cem Uzan'ın Adana Spor, İstanbul Spor macerası vardı. Evet. Aynen bu şekilde bütün papazları topladı Adana Spor'a, İstanbul Spor'a. Sonucunu gördük. Ya isme aldanmamak lazım. Biz bunu birinci ligde de gördük. Evet. Ne transferler yapıldı, bir dünya paralar harcandı ama sonuçta hep hüsran oldu, başarı olmadı. Ben Karagümrük'ü de öyle görüyorum ve Karagümrük'ün de devre arasına kadar da anca gidebileceğini ya, düşünüyorum. Çok uzağa gitmemek gerekir Murat Bey. Geçen sezon Gümüşhane'yi gördük. Evet. Büyük yani gruptan çok parayı harcayan takımdı. Şampiyon olamadı. Yani bu işin
kuralı top oynayacaksın. Sahada işi bitireceksin. Geçen sene Sakaryaspor müthiş bir kadrosu vardı. Evet. Yani zaten son geldiği noktaya kadar bakacak olursanız Batuhan Karadeniz'in canını istedi, işte finale kadar götürdü, istemedi bitti. Sakaryaspor çok iyi bir takımdı. Evet. Ve bu sezon bahsedilen rakamları Sakaryaspor geçen sezon futbol yani 800'den aşağı oynattığı futbolcusu yoktu. Çok nadir 3-5 tane. Çok ciddi transferleri vardı. Evet. Ama gitmedi. Ya şimdi bakın futbolda bir gerçek var. Futbolun gerçeği şu. Alacağınız, oynatacağınız futbolcu eğer sizin kendi altyapı akademiniz yoksa en azından ona yakın transferler yapacaksınız. Belki de biz bu 20, 21, 23, 25 yaşındaki aldığımız futbolcular, yaptığımız transferlerle belki Urfa Spor'un gelecek 10 yılına da gençlik aşısını şimdiden aşılamış olduk. Evet. Sezon inşallah haftaya bu sorunlar çözülür. Sezon başlar, hep birlikte bunları izleyeceğiz. Ha futboldur. Tamamen şans da lazım size. Her şey sadece iyi futbolcu, iyi takım, iyi kulüp, iyi yönetmek olmuyor. Futbol şansı da lazım. Ama biz o şansın da bizimle olacağına inanıyoruz. Çünkü niyetimiz sağlam. Biz Allah rızası için, Urfa Spor için, memleket için bu işi yapıyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir beklentimiz yok. Olamaz da. Denendik, bir sorumluluğu aldık. Biz bu işleri konuşuyoruz, yapıyoruz, ediyoruz. Yarın kötü bir şey olsa konuştuğu zaman ya diyecekler sana, dedik gel görev al, almadın. Şimdi bize niye eleştiriyorsun veya niye yanlış konuşuyorsun? Bu iş tamamen gönüllülük esasıyla olmalı ve oluyor da. Bu en altyapısından, üst yapısından, yönetiminden, teknik direktöründen, futbolcularından. Zaten siz bir genç futbolcu takım kitleyi oluşturduğunuz zaman o futbolcuların hepsinin hedefi var. Aldığımız en az 5 oyuncu hedef planlaması yaparak bize geldiler. Bakın 3-5 tane futbolcumuz var, Süper Lig takımı onları istemesine rağmen bizi tercih ettiler. Ben Nur Keser örneği. Bravo. 700-800 gibi Kayseri, Trabzon bonservisine verirken biz onun 4'te 1 bonservisiyle aldık. Ha diyeceksiniz ki hadi ya 700-800'e Bayrampaşa varken niye size verdi? Ele gönlünüze mi açıktı? Bu da bir transfer başarısı. Bu da yönetim başarısı. Bir de sizin hani Buca Spor'la olan diyaloğunuzu da çok iyi biliyorum. Buca Spor okulları aslında önemli futbolcular yetiştiriyor. Altın Ordu'yla yarışıyor gibi gözüküyor da bunu da kabullenmek lazım. Buca Spor'u hani gerçekten geçmiş yıllarda iyi futbolcular piyasaya sürmüş bir kulüptür. Evet. Bu kulüple destek anlamında bir şeyler sağlayabildiniz mi? Tam tersi, aramız bozuldu Sayın Ülgen'le. Evet. Oradan 3 futbolcu transferimiz oldu. O Buca Spor'un menfaatlerini korumak zorunda. Ben de Urfa Spor menfaatlerini korumak zorundayım. Aldığımız oyuncuların da hiçbirinde kendisine bilgi almadık, sormadık. Çünkü önce kulübümüz. Ondan dolayı bir kırgınlığımız da oldu. Bize de biraz kırgın oldu. Hani sezon kendisi başlarsa barışırsınız ya. Her zaman barışırız onunla. Eylül 15'te oğlunun düğünü var. Düğüne gideceğim. Orada işi tatlıya bağlarız. Böyle bir şey, yani böyle bir sıkıntı da yaşadık. Hani o da hem Urfalı olması hasebiyle hem de kulübün akademi başkanı, şu anda da Buca Spor'un A takımı, yani kulüp başkanı şu anda. Bir, evet. Bir belediye başkanı bir aylık gibi bir süreli ona verdi ama belki devam edecek. Biz hatta İbrahim Bey'le bu istişareleri yapmadığı için bize kırıldı da. Bir farklı algılar yaratıldı. İşte hatırlarsanız Buca'dan futbolcular alınıyor, kim alıyor, hangi amaçla alınıyor, evet, burada ne çıkarlar gibi var gibisinden. Tam tersi, ne o adamın haberi vardı. Aldıktan sonra duydu, dedi Murat, dedi, dedim abi yani nasıl sana sorayım, sen oranın menfaatlerini korumak zorundasın, ben Urfa Spor'un menfaatlerini korumak zorundayım, sana bu futbolcuları söylesen bırakır mıydın? Bırakmazdın. Bu da bir transfer politikası, biz bunu böyle yaptık diye bir kırgınlık oldu. Şimdi hafif bir soğukluk var ama onu geçiririz. Ama biz yine de bu diyaloglarımızdan faydalandık mı? Faydalandık. En azından bir tıkandığımız noktada, bu prosedürle ilgili, federasyonla ilgili noktada her türlü İbrahim Ülgen Beyefendi ile bunları paylaştık yani. Evet, transferlere girmeden önce Sayın Yıldız'a dönmek istiyorum. Tabii Şanlıurfa Spor Kulübü büyük bir kulüp aslında ama kulüp yapan da bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Taraftardır. Tabii taraftar olmayınca dünyanın en iyi futbolcusunu da getirseniz boştur yani bana göre. Taraftarlarımız da bu sezon için 3 taraftar derneği vardı ama tek çatı altında birleştiler. Yönetimin bu ayaktaki, yani bu konuda yönetimin rolü ne oldu ve birleşmesiyle ilgili düşünceleriniz neler? Şimdi tabii birleşmesiyle ilgili
bizim de arkadaşlarımızdan ricamız oldu. Yani hep bir araya gelseniz, birlikte hareket etseniz daha güzel başarılar sağlamış oluruz. Onlar da sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Bunların birleşmesi inşallah daha çok güzel şeylere hep birlikte imza atacağız diye düşünüyoruz. Orada bir birlik, bir beraberlik söz konusu olunca. Şimdi dolayısıyla düşün ki üç gruba iş ne olursa olsun. Yani üç gruba bölünmek ayrıdır. Tek yumruk olmak, tek çaltında birleşmek hep farklıdır. Evet. Yani bu çok güzel bir adım oldu. İnşallah bu sezon... Yani bu da çok istenilen bir tabloydu ama kesinlikle, kimse evet, başaramıyordu. Bir araya gelmiyorlardı. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Evet. Bir araya geldiler. İnşallah taraftarla birlikte çok güzel başarıları hep birlikte Urfalı hemşerilerle birlikte imza atmış olacağız Allah'ın izniyle. Evet, sezon... Ben de sen şey deyince aklıma bir şey geldi. Ben de onu soracaktım aslında. Hani petrol ile ilgili... Ondan önce ben bir şeye değinmek evet. istiyorum. Bu işte 2 milyon nüfus büyük bir camiadır ki kesinlikle Urfa öyledir. Urfa Spor öyledir. Büyük bir camiadır. Bana üzen bir şey olayım. Özellikle bazen maçlara giderken 2,5 milyon nüfuslu olan bir il, biz gidip 30 bin nüfusu olan bir ilçeyle oynuyoruz. Böyle baktığım zaman orada kendimizden çok büyük bir eksiklik görüyorum ben. Ya o da beni çok üzüyor gerçekten. Şimdi ben bakıyorum, Urfa 2,5 milyon büyük bir şehir. Evet. O kadar nüfusa sahibiz, o kadar imkanlara sahibiz. İşte diyelim ki Bozova ilçesi gibi bir ilçeyle gidip top oynuyoruz biz. Yani inan ki baktığım zaman ben çok büyük bir vahim bu işi görüyorum. Dengeler Allah ulak oluyor. Kesinlikle burada olmamamız lazım. Yani yerimiz burası değildir. Evet. Ya inşallah Allah'ın izniyle Urfalı hemşerilerimizle birlikte, taraftarlarımızla birlikte, şehrin büyükleriyle birlikte, iş adamlarımızla birlikte inşallah bir an önce biz bu gruptan çıkmamız lazım. Bizim yerimiz burası değildir. El birliğiyle hak ettiğimiz, hak edeceğimiz noktada olmamız evet. lazım diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Sayın Yıldız sorunlar... tabi sormuştuk aslında cevap alamamıştık. Tekrardan soralım size. Şanlıurfa Spor'un hani bir petrol verilmişti. Petrol istasyonu. Evet. Yani bu istasyonun akıbeti ne oldu? Şanlıurfa Spor'a tekrar verilecek mi, verilmeyecek mi? Bu da aslında gündeme geldi. Sayın Valimiz de bu konuyla ilgili ne gibi çalışmalarınız oldu? Şimdi öncelikle ben böyle söyleyeyim. Şimdi bazı Urfalı hemşerilerimiz bir durumun içerliğini bilmeden bazen böyle farklı konuşmalar yaparlar. Evet. Şimdi ben örnek sizi bir şeyle suçlayacaksam veya benzeri bir durum söyleyeceksem öncelikle elimde delil ve kaynak olması lazım. Yani sen gerçekten o hatayı veya suçu işlemiş olmalısın ki ben de sana o soruyu yönetmeliyim. Ama ben kulaktan duyma bazı şeylerle hareket ettiğim zaman hem bak kendisi zarar görüyor, hem kulüp zarar görüyor, hem bizler zarar görüyoruz. Şimdi onu Vali Bey Urfa Spor'a tahsis etti. Evet. Tabi tahsis ederken tapsını değil, mülkiyetini değil. Evet. 40 yıl üst yapsını verdi Vali Bey. Şimdi dolayısıyla biz de yaptığımız araştırmalarda aşağı yukarı o petrolün fiyatı 2 milyon civarında bir şeydi. O zaman da yine şimdiki gibi tahta kapanmış, çok ciddi sıkıntılar var. Biz içimizdeki herhangi bir iki tane arkadaştan İsim vermeyeyim ben. Rica ettik. Sen burayı alacaksın diye. Bütün yönetim baskı yaptı. 2 milyonluk malı 4 milyon 75 bin liraya verdik kendisine. İhalede bak. İhalede kimse girmedi. Tek bir firma girdi. Verdiği para geçmiş gün sanırım 1 milyon 525 bin lira gibi bir rakam veya 1 milyon 500 bin lira civarında bir para verdi. 1 milyon 500 bin lira verene karşılık içimizdeki bir tane yönetici arkadaş Urfa Spor'a sadece katkım olsun. Bu sıkıntıları giderelim. Odaki yönetici arkadaşlarımızın baskısıyla bunu almak zorunda kaldı. 4 milyon 75 bin liraya. Sonra da işte bazıları böyle yazdı, çizdi, talan oldu, malan oldu, gitti, gidiyor, soyuldu. Ne gitti, nereye gitti, ne oldu? Yani sen oranın yerini biliyor musun, ne oldu onu? Vali Bey bu sözlerden dolayı dedik çok büyük tepki alıyoruz, çok büyük eleştiri alıyoruz. Ben onu alayım, üstünü ben yapayım. Üstünü ben yaptıktan sonra onu kiraya vereyim. Onun her ayı gelir Urfa Spor'a kalıcı olarak gelsin. Evet. Ya inşallah bir an önce Tayyip Vali Bey o petrolümüze el atarsa, onu bitirirse, tekrar Urfa Spor'a tahsis ederse, her ay işte kiraya kaç para verilmişse, o en azı bizim için bir kalıcı gelir olmuş olur. Evet. Bu konuya da... Burada ben bir konayım. Şimdi biz bunlar hepsine konuşuyoruz Sayın Reşit Bey, Sayın Murat Bey. Ama burada Sayın Büyükşehir Belediyesi Nihat Çiftçi Bey'e çok büyük iş düşüyor. Eğer
Şanlıurfaspor olmasa sizin Büyükşehir Belediye Başkanı olmanızın hiçbir anlamı yok. Şanlıurfaspor en evet. büyük reklam Şanlıurfaspor'dur. Evet. Bugün yerli turistler Şanlıurfaspor maneviyetine gelirler. Eğer Şanlıurfaspor ligde varsa, olursa siz de büyürsünüz, siz de yükselirsiniz. Eğer siz de elinizi taşın atmazsanız Sayın Nihat Çiftçi Bey'e buradan sesleniyorum. Bütün Şanlıurfaspor halkı adına ve taraftarlar adına. Burada 3 milyon gibi çok büyük şehir adına ufak bir para. Eğer bugün Elazığ küçük bir şehir olduğu halde 70 bin milyon para veriyorsa Büyükşehir Şanlıurfaspor bütçesinin 90'da biri. Ben Şanlıurfaspor'a her ay Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne 97 milyon para geldiğini iyi biliyorum. 97 milyon para. Tabii bunları 5 milyon Halil'e gidiyordur. 6 Karaköprü'ydü. 7 Eyüp'e gidiyordur. Özür burada, bir daha o sözünü alayım. 97 milyon. 7 milyon para gelir olduğunu söylüyorum. Yani şu Şanlıurfa anda. Aylık. Şanlıurfa Belediyesi'ne gelen. Evet. Devlet ya, pardon ben Urfa Spor'la ilgili bir şey. Özür. Ben tamam. Şanlıurfa Belediyesi'ne evet, gelen paradan evet, bahsediyorum. Tamam. Evet. Eğer 3 milyon rakamı Sayın Nihat Çiftçi vermiyorsa, bu kötülüğü yapıyorsa sizin orada olmanızın hiçbir anlamı yok. Ben şahsı adıma konuşuyorum. Şimdi, çok ufak bir para. Ben senin düşüncene saygı duyarım tabii ki. Yani herkes özgürdür. Dil adamı konuşabilir. Ama Nihat Bey'e ben buradan teşekkür ederim. Şimdi bize en büyük desteği veren Nihat Bey'dir. Nihat Bey ben vermeyeceğim diye bir şey söylemiyor. Yani sağ olsun sürekli hep yanınızdayım. Elimden geleni yapacağım. Nihat Bey hani bazı yalan dolan tabii ki sen haberlerin evet doğrudur. Yalan dolan bazı haberler Nihat Bey'in hakkında oluyor. Öyle bir şey yoktur. Evet. Nihat Bey'le birlikte birlik beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Sıkıştığımız zaman arıyoruz. Kapısını çaldığımız en yakın abimizdir. En yakın büyüğümüzdür. Evet. Başımız ağrıdığı zaman gidiyoruz diyoruz ki başımız ağrıyor başımıza bir çare bul. Yani ona da bulacaktır. Ben inanıyorum. Yani şimdi Sayın Yıldız aslında Erkan abimizin şunu dile getirmek istiyor. Yani Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi bu parayı vermesine verecek. Evet. Yardımcı olacak yani. Yani. Zoraki bir şey değil. Vermesine verecek, yardımcı olacak. Çünkü bu takım bütün memleketin takımı. Sadece Ahmet'in, Mehmet'in değil. Ama hani nedir? Bir an önce yarın versin ya. Pazartesi niye bekliyorsun? Örnek. İşte zamanı yani da verse, aynen öyle. Yani önemli olan zamanda yönetici de önünü görecek. Borcular şey da önünü görecek. Olsun. Herkes tabii, önünü tabii, görecek. Tabii, yani diğer ilçe belediyelerinin de önünü açmış olacak. Tabii ya. Tabii. Ya şimdi biz bugün ilçe belediyelerine bir baskı kuramıyoruz. Ya diyor şu büyük şehirden aldığınız sözü bir alın. Ondan sonra biraz da bize yüklenin. Ben, böyle bir durum da var. Şöyle söyleyeyim. Nihat Bey evvel gün biz görüştük. Dün Ankara'daydı. Vali Bey'le birlikte de görüşmüşler. İnşallah Ankara dönüşünde bu konuyu ele alıp çözecek. Yani Perşembe'yi beklemememiz lazım. Yani onu... Perşembe'yi beklersek şimdi burada bak. Biraz önce Murat Bey de söyledi. Şimdi bizim şu anda icraya veren yabancı futbolcularımız var. Evet. Bu yabancı futbolcular da işte Euro bazında olduğu için dolayısıyla onlar bir gün önceden havalesini yapmalısın. Ya 24 saat aradan geçtikten sonra hesaba düşer. Yani tele gibi değildir. Anlıyorum. Evet. Türk bankalar işte diyelim ki 1 saat, yarım saat, 10 dakika sonra hesaba düşer ama onlar 24 saat geçmek zorundadır. Yani perşembe evet. değil de çarşamba günü. Tabii döviz bazında çıkışı yani. Söz konusu olduğu için onu en geç perşembe günü yapmalıyız. Zaten biz bu işi yapmadığımız zaman abi ne ben ne sizler hiç kimse Urfaspor'a konuşmanın da bir gereği yoktur. Tabii ki. Evet hemen sen Şanlıurfa'na dönelim ve Şanlıurfaspor bu sezon kimleri transfer etti? İstediğiniz futbolcuları alabildiniz mi? Gerçekten kafanızda olan Şanlıurfaspor'a yarar sağlayacak, Şanlıurfaspor'a maddi manevi zarar vermeyecek futbolcuları mı aldınız? Şimdi az çok futbol piyasasını 2. ligi, 1. ligi sizler de takip ediyorsunuz. Evet. Aldığımız oyuncuları da isim isim de değinebiliriz. Kaleden başlarsak Yasin Davuş aldık. Geçen sezon Hacettepe'nin kalecisiydi. Namalup giden 16 haftadaki Hacettepe'nin kalecisiydi biliyorsunuz. Evet. Orada Übeyt Adıyaman'la birlikte. Hacettepe maçında, Hacettepe'nin maçlarında hem bizimle olan hem bizimle olmayan maçlarında bu arkadaş zaten ben izliyordum. Bilay Bey de izliyormuş. Tabii bunu daha sonradan karşılıklı oturunca listemizi işte aynı isimler aşağı yukarı çıkıyor. Yani ve milli takım geçmişi de var. 16 yaşında Yasin milli takımda formasını giymiş bir arkadaşımız. Genç evet. bir arkadaş. 23 yaşında ama Ömer Kahveci vardı. Biz Ömer Kahveci'ye iyi bir alternatif, hatta Ömer Kahveci'nin üstüne çıkabilecek bir kaleci arıyorduk ve böyle bir kaleci aldık. Geçen sezondan bahsettim. Hacettepe'nin maçlarını biliyorsunuz, oynadığı maçlar. Kalede Yasin Davuş vardı. Çok oynayan bir takımdaydı geçen sezon. Evet. evet. Şimdi stoper bölgemizde biliyorsunuz işte Bahadır Öztürk'ün Antalya'nın mal olması kiralık bizdeydi. O bölgeye oyuncu almamız lazımdı. Samet Akaydın'ı Sancaktepe'den transfer ettik. Samet 3. ligde Sancaktepe'nin şampiyon olduğu sezon 30 maç. Geçen sezon 2. lig 30 maç.
Ama Sancaktepe geçen sezon playoff'u zorlayan bir takım. Altıncı ve kafadaki Afyon, Menemen, Hatay gibi de takımları yenen bir takım. Evet. Böyle bir takım, yani son iki sezonda 60 maç oynamış bir oyuncu. Takımı bir önceki sezon şampiyon, ikincilik. İkincilikte playoff'u zorlayıp son haftalarda ve kafadaki takımları yenen bir takımı stoperini aldık. Kalite olarak, işte hani performans olarak sordunuz ya, o manada evet. Söylüyorum. Yine aynı şekilde Emre Özkan'ı aldık Bucaspor'dan. Beşiktaş altyapısı olan, Beşiktaş orijinali olan bir oyuncu. Hem sol stoper hem sol bek oynama özelliği var. Yani biz bir futbolcuyla bir yerde iki alternatifli oyuncu almış olduk. Bu ne demektir? Bu futbolcuyu atıyorum 1 liraya almışsanız, bunun iki futbolcu olarak düşünseniz 50 kuruş almış olursunuz. Evet. Alternatifli. Onur Demir diye bir stoperimiz var. Biliyorsunuz Giresunspor'dan söylememe gerek yok. Birinci lig oyuncusu, Giresun'da oynadığı maçlar belli. Stoperimizi bu şekilde kapattık ama elimizde kim vardı? Mehmet Taşçı vardı. Mehmet Taşçı da yine aynı şekilde hem sol stoper hem sol bek oynama özelliği var. Böylece siz ne yaptınız? Yani bir sol bek transferi bugün en ölüsü 600 milyon. Siz iki stoperle bir sol bek transferini bitirdiniz. Burada 600 bin bir yerde transfer karına geçmiş oldunuz. Çünkü o iki oyuncu da sol bekte oynatma özelliğiniz var. Orta alanda Aykut Akgün'ü transfer ettik. Karabük, Trabzon, Eskişehir. En son biliyorsunuz Eskişehir'in oyuncusu. Yani kendini Süper Lig'de ve 1. Lig'de kanıtlamış bir oyuncu. Biz Aykut Akgün'ü bugün serbest bıraksak Samsun gibi Karagümrük gibi takımların 2 milyon alacağı bir oyuncu. Doğru. Burada bir sıkıntı olacağını ve Aykut Akgün üzerinden bir tartışma olacağını veya yeterli mi yeterisine girmemiz bence hiç doğru olmaz. Doğru olmaz evet. Yine aynı şekilde hem sağ hem solda oynayabilen, sol ayaklı ama sağda da oynayabilen Halil İbrahim Tuna. Altınordu çıkışlı biliyorsunuz. Cengiz Ünder'in ekürüsüdür. Aynı bölgede oynayan iki futbolcu. Evet. Yani belki o da Cengiz gibi şu an Avrupa'da da olabilirdi. Ama işte gençliğin verdiği bazı hatalardan performans düşüklüğü kendisini buraya attı. Ama Antalya Spor'a Süper Lig'e transfer yaptı. Ardından Erzurum Spor'a transfer oldu. Erzurum'da Süper Lig'de olunca bu sezon onu tutmak istediler. Problem oldu. Bakın Halil İbrahim Tuna'nın sadece 1 milyon 200 bonservisi vardı Erzurum'da. Biz daha bunu nasıl çözeriz? Faruk Çelik'i mi arasak? İşte Fakı Baba'yla mı görüşsek? Kimi koyalım derken çocuğun sözleşmesindeki bir maddeden ve bizim ona Kemal Hoca'nın ve bizim ona verdiğimiz güvenceyle çocuk kulübüyle konuştu. Olmayacak bir şey fesih yaptı. 1.2'yi biz nasıl yaparız? Erzurum'dan kiralayalım mı derken bonservisiz bir şekilde Erzurum'da devam etseydi 1 milyon devam sözleşmesi var. Biz onun %50 rakamıyla Urfa Spor'a Halil İbrahim Tuna'yı 1+1 yıllık transfer ettik. Bu da bir transfer başarısıdır. Evet. Bunu net söylüyorum bakın size. Evet. Zaten o bölgede Feridun var elimizde, evet. Yani sol tarafta. Bu tarafa geçeceğimiz Cebrail Karayel transferimiz olacak. Aynı şekilde Ömer Bozan transferimiz olacak ama onunla ilgili ufak tefek bir iki pürüzümüz var. Onları aşarsak inşallah o futbolcuları da sözleşmelerimizi imzalayacağız. Cebrail bugün eğer biz almasak Cebrail'i 1. Lig'de alacak 2 tane 3 tane takım var ve bildiğim bizim alacağımız rakamların %50 daha fazla fiyatına. Yine o bölgeye az önce de bahsettik Benur Keser diye bir oyuncumuz var. Sprinter bir oyuncu, 21 yaşında. Kayseri U21 altyapısı var. Geçen sezon Bayrampaşa'da sezon geçirdi. 13 golü var. Evet. Genç bir oyuncu. Biz onu da bonservisiyle aldık. 3 yıllık takımdan bahsediyoruz ya. Evet. Rakam da önerdi Murat Bey, Benur Keser. Yani bana... şimdi burada bakın rakamları söylemem çok doğru değil ama sanat ya, rakamsal totalde... Rakamsal konulara girmeyelim. Doğru değil. Doğru bakın değil. Size tek rakam söyledim. Evet. 12 milyona transferi bitirmişiz. Evet. Bunun %50'si peşinaltı 6 milyon. Geri kalan 6 milyonu maç başı. Herkes maç başı, herkes maç 11'de 18'de oynayamayacağına göre bunu da 4 milyon sayarsanız biz 10 milyona bir takım kurmuşuz. Rakamları vur oradan çıkar, evet. Böl. Ya, burada kendimizi anlatmak adına söylemiyorum. Evet. Doğru işler, iyi niyetli işler yaptığınızı anlatmaya çalışıyorum. Yine Yaser Hacı Mustafaoğlu. Geçen sezon Pendik'te biliyorsun. Evet. Ve bu liginde gol kralı adaylarından biriydi. İşte 13-14 golü de var. Bizimle birlikte Samsun Spor'la ilgileniyordu. Manisa Belediye ilgileniyordu. Pendik'te bonservis problemi vardı. O işte bir takım lobiler, ikili ilişkiler araya koldu. Yaser Hacı Mustafaoğlu transfer edildi forvete. Evet. Bugün Yaser'in geçen sezon oynadığı futbol belli. Sizin içinize sindi mi veya nasıl görsün ama
Yani bugün bir Mehmet Battal Karagümrük'te 32 yaşında varsa benim de 26 yaşında Yaser Hacı Mustafaoğlu var. Evet. Tozunu dumanını attırır. Evet. Öyle bir futbolcu. İzlediniz geçen sezonu. Evet. Ya Pendik'le Kostra'da oynayan bir takımdır üstelik. Pendik dediğiniz gibi yani hedefi olmayan bir takım. Playoff şampiyonluğu oynamadığı halde ve belli bir takım kadrosu olduğu halde bu golleri atamıyor oyuncu. E zaten geçmişten biliyorsunuz orijinal Kayseri evet. geçmişi var. Beğenmediğin kimse kaldı mı burada? Burada bir isim kapalı kutu kimse bilmiyor. Taraftarlar özellikle. Mir Kamil Seyit. Orta sahayı atladık biz. Evet. Mir Kamil Azeri bir futbolcu. Evet. Orta saha 6-8 zaman zaman da 10 numara oynayan bir futbolcu. Maliyeti bize çok düşük olduğu için bize de çok cazip geldi. Yaşı da uygun. Çocuk daha 22 yaşında. Evet. Fenerbahçe altyapısı var bu çocuğun. Evet. Fenerbahçe bunu daha küçük yaşlarda Azerbaycan'da keşfedip Fenerbahçe altyapısına getirdi. Daha sonra bir takım bir sakatlığından dolayı. Geçen sezon bu arkadaş ve bir önceki sezon Azerbaycan 1. liginde 50'nin üstünde maçı var. Süvan'ın takımı diye bir takım. Maliyeti çok düşük diye aldık. Elimizde bir alternatif olarak aldık. Eğer bir çıkış yakalarsa 3 yıllık, 2 yıllıktan bahsediyoruz ya. Böyle evet. de bir oyuncu kazanacağız. Evet. Kaybedeceğimiz hiçbir şey yok, çok bir şey yok. Çok yani size şunu söyleyeyim. Yani bir o böyle çok şey primlerimiz olurdu ya. İyi maçlar bir. Yani bir evet. maç primini almış bir oyuncusu öyle evet. söyleyeyim yani. Çok cüzevi para. Bu evet. kadar. Selim Kayacı var. Sancaktepe'den evet. aldığımız. Fransa altyapısı yetişmesi Karabük'te. Evet. Karabük'te Tolunay Hoca'yla böyle bir Türkçe, biliyorsunuz bu yabancı futbolcuların bir Türkçe iletişim evet. problemi var. Tolunay Hoca'yla orada bir problem yaşayınca hoca demiş ya bunu niye yapmıyor bana diyor ben niye kadroyu almadım. Tabii o Türkçe eksikliği orada bir boşluk oluyor. Çocuk orada o istediği sinerjiyi yakalamıyor. Oradan Sancaktepe'ye gidiyor. Biz onu da çok yine onu da bonservisiyle ama çok yine cüzi bir rakamla bonservisiyle birlikte kazandırdık. İyi bir futbolcu, kaleye dikine giden, orta saha ama ofansif bir oyuncu. Bize çok katkı sağlayacağına inanıyorum. Futbolu, daha doğrusu İstanbul'daki takımları, maçları seyreden futbol adamları, spor yazarları özellikle, ulusal spor yazarları bu çocuğun nasıl bu şekilde olduğunu şaşırdılar. O da farklı bir bekleyiş içerisindeydi. Yani bazen işte rast giderse, doğru giderse gidiyor. Biz de o şekilde bir transfer yaptık. Genç bir oyuncu ama işte zamana biraz ihtiyacı var. İnşallah o da çok faydalı olacak. Bir de Metin Sevinç var. O da ufak tefek pürüzler var işte onları atlatırsak. Geçen sezon bizim 3 birlik aldığımız başta 18 yaşından bize golü atan oyuncu Metin. Evet. Orta saha oynayan 10 numara pozisyonda oynayan bir futbolcu. Ve gelecek vadeden spor otoritelerinin ileride Süper Lig oyuncusu olacak denilen bir oyuncu. Onu da transfer ettik. Yani böyle genel olarak bakacak olursak atladığım kimse kalmadı ama yani böyle bir genç takım ve ben size onların metiyesini yapmadım burada. Oynadıkları maçları, attıkları golleri ve performanslarını söyledim. Evet, şimdi aslında siz hani saydınız aldığımız futbolcuları ama forvet kısmında Mehmet Albayrak'ın yanına böyle ileride daha böyle bir futbolcu düşünüyor musunuz? Çünkü geçtiğimiz sezon forvette biliyorsunuz büyük sıkıntılar yaşanan Şanlıurfaspor. Yaser Hacı Mustafaoğlu'muz var. Yok onun dışında yani üçüncü mü? Evet üçüncüyü düşünüyor musunuz? Şimdi Adem Bey bakın yani biz mütevazi bir bütçeyle takım kuruyoruz. Yani bu iki forvette işi götürür müyüz? Ya da ben şuradan bir isim vereyim. Özür dilerim. Sizin bu kurmuş olduğunuz kadroda aklıma hemen şu geliyor. Özür diliyorum. Yes. Yani Şanlıurfaspor'da bu sezon stoper bile gol atacak pozisyonda bir takım kurmuşsunuz gibi. İşte yani. Onu anlatacağım. Sorsun. Evet. Erkan, ben şöyle sorsun. Bir şey dedim. Ben Kemal Hoca'nın işini çok zor görüyorum. Neden görüyorum? Evet. Kadroda 28-29 futbolcu var. İnanın şu kadroya baktığım zaman kimi kimlere koyacağımı şaşırırım. Ben bir istirham ederek sizden özür dileyerek bir isim söylemek istiyorum. Forvet konusunda Sultanbeyli Spor'dan Feyzullah Aygüneş. Genç bir forvet. Geçen sezon 16-17 gol atmış. Şu an sıkıntısı olan bir futbolcu. Sultanbeyli Spor 3. ligde oynayan. Evet. Ya alternatif olarak düşünüyorum. Şimdi bakın neyi konuşuyoruz dedik ki bir ay önce başladık, bir ay daha var, bitirdik. Şimdi biz bu mevcut olanların veya geçmişten gelen borçları ödemeden bizim şu anda transfer yapmamız bize lüks gelir. Evet. Yani gerçekçi olmamız lazım. Doğru. Çok alternatif var, çok seçenek var. Üçüncü lig oyuncusu Sultanbeyli, inanın birinci ligden bile, bak birinci ligden bile şu anda takımıyla uyuşmazlık işine düşen hem forvet hem 8-10 numara oyuncular var. Hı.
Ama bizim şu anda tek sorunumuz bu ödemeleri halletmek. Biz bu ödemeleri yapmadan transfere girirsek yanlış iş yaparız. Mehmet Albayrak zaten kendini ispatlamış bir oyuncu. Evet. Oraya Yaser'i de indirdik. Ama bunun dışında Metin Seviç arkadan gol atan bir oyuncu. Benhur Keser geçen sezon 13 golü var. Evet. Öylesine. Selim Kayacı öylesine. Aykut Akgün öylesine. Sercan Kaya. Aynen. Fevzi Özkan. Feridun Kıroğlu. Halil İbrahim Tuna. Bunlar hep skorer oyuncular. Tabelayı değiştirecek oyuncular. Yani o iki tane forvetinizin dışında 5 tane onların arkasından gol atacak ya adamınız var. Aslında taraftar diliyle biraz da konuşmak evet. istiyorum. Yani maçları izlerken taraftarlarım işte sadece takımı bir forvete bağlıyoruz. Mesela evet. Mehmet Albayrak'a örnek verelim şu an takımda olduğu için. Mehmet Albayrak her hafta iyi olacak diye bir kaide yok. Mümkün değil. Evet. İlla ki çıkışlı inişli her futbolcu için bu geçerli de. Yani takımda ne kadar çok alternatif olursa o evet. kadar takımda başarı da gelir diye düşünüyorum. Ben burada bir şey söylemek evet, istiyorum. Sayın. Şimdi biz geçen yıl şanssızlığımız elimizdeki futbolcular hep tek alternatifti. İkinci alternatifimiz yoktu. Evet. Bu sezon sağ olsun arkadaşlarımız abin alternatifli bir kadro kurdular. Yani örnek mesela diyelim ki senin dediğin gibi biri başarısızsa hemen onun yanında görev yapabilecek olur. Şu anda bir kadromuz vardır. Bir iki tane eksikimiz kalmıştır. Hoca ile Kemal Hoca ile iki gün önce biz Emin Başkan'la birlikte kampa gittik. Orada tabii bazı görüşmeler falan yaptık. Kadro Murat Bey'in dediği gibi harika bir kadro. Bu yıl bir ilk oldu. Geçen yıl mesela biz kampa giderken 7 tane futbolcu ile biz kampa gittik. Bu yıl 25 tane mi? 25, evet. Şey. Aynen, 25 evet. tane futbolcu ile bu yıl kampımız başladı. Yani Urfa Spor ilklerden birini bu sezon yaşadı. Elimizde de senin dediğin gibi alternatif var. Var. Düşük olanların yerine hemen takviye edebileceğimiz noktalar var. Bir iki tane eksikimiz var. Bir orta saha bir de farklı bir noktadan inşallah onları da tamamlamış olacağız. Yani bakın bu saydığım isimlerin dışında alternatifi saydım ya size. Bir sağ bekte Cebrail söyledim. 16'da Sancar Yıldırım var sağ beyimiz. Buca'dan aldığımız. Onu atlamayalım. Yine bunun dışında alternatifimiz var. Ömer Kahveci, Yasin Davuş dedik. Evet. Üçüncü kalecimiz altyapıdan Alperen Güner var. Bunların dışında orta alana Rıdvan Bingöl var. Altyapıdan kaç futbolcu aldınız sağ takıma? Bakın geçen sezondan profesyonel yaptığımız Rıdvan Bingöl, Halil İbrahim Durmuş, Alperen Güner. Rıdvan'ı Karaköprü'ye kiralık vermiştik. Bu sezon yine bizde. Şu anda takımla da birlikte kampta. Bu sezon sadece Ali Eren Demirkol'u prof yaptık. Ama bunun dışında Rıdvan Bingöl, Ariyelen Demirkol, Halil Durmuş, bir de Deniz Çevik var. Deniz Çevik de hem sağ ön, hem sağ bek hem stoper de oynayabilecek. Yani 4-5 tane de genç oyuncumuz var bu alternatifin dışında. Evet. Yani Deniz Çevik yer Akhisar Spor'dan alındı ama hiç şans verilmeyen bir futbolcu. Maraş maçında ve maraton maçında oynadı. Evet. Orada yakından Rıdvan da Karaköprü'de 12 maç oynadı aynen. geçen sezon. Halil Durmuş, İbrahim Halil Durmuş o da hem Maraş maçında oynadı hem evet. kupa maçında oynadı. Evet. Ama şampiyonluğa giden bir takımda bu gençlerden ne kadar faydalanırız işte bunları da iyi değerlendirmek lazım ki bu çocukları önümüzdeki yılda kazanalım diye. Aynen. Evet Sayın Şahanoğlu aslında bir de diğer Urfalı kardeşlerimizden de bahsedelim biraz. Fevzi Özkan ve Halil'den. Evet. Onunla ilgili neler söylemek istersin? Bu kadroda yer bulmaları biraz kolay olacak mı ya da çok mu zor onlar için? Yani o tamamen kendilerinin elindeki performanslarına bağlı bir şey. Ondan sonra da teknik direktör Kemal Kılıç'ın görüşü ne olur? Yani Halil Köçer daha genç, 23 yaşında. Fevzi Özkan 30 yaşında. Yani tabii ki bu takımı 11'i zorlayacak oyuncular. Yani hem Fevzi tecrübesiyle üstlükte, birincilikte şampiyonluk yaşamış, playoff yaşamış. İstanbul Spor'da şampiyonluk, Adana Spor'da playoff. Giresun Spor'da işte playoff son evet. maç. Böyle tecrübeli bir oyuncu. Tabii ki bize her zaman 11'de de, 18'de de, nerede olsa bize lazım bir oyuncu. Evet. Tabii 11'de oynaması veya işte nasıl oynayacağı o tamamen kendi performansına ilgili. Keza Halil Köçer için de aynı şey geçerli. İkisi de bizim oyuncumuz. Geçen sezon çok şans verilmiyordu ya. O yüzden hani kime? Halil'e mesela biraz sakatlık da vardı. Halil Köçer'in sakatlığı vardı evet. Ondan sonra hani toparlayabildi mi bu kamplarda kendisini izleme fırsatı yakaladığınız şimdi, için? Kampta yine bir bel problemi oldu. Bir iki gün, üç gün bir istirahat yapmak zorunda kaldı. Belinde bir problem vardı. Evet. Ama yaşı genç bu aşacak yani. Çok hırslı, çok istekli, mücadeleci. Fevzi Özkan da öylesine. Evet. Diğer alttan gelen çocuklarımız Rıdvan Bingöl olsun, Halil Durmuş olsun.
Ali Eren Demirkol, Alperen Güner, bunlar da kendilerini ispatlamak adına en üst düzeye, en performansların en üstüne çıkıyorlar. Ama başta sordunuz, ben başta söyleyeyim, yine söyleyeyim. Her şey sonuçta teknik direktörün inisiyatifi ve onun vereceği karara bağlı. Evet, aslında Şanlıurfa Spor güzel bir kadro kurmuş. Yine dönüp dolaşıyoruz. Maddi sıkıntı, transfer tahtası açılacak, açılmayacak. Yani tombalı çeker gibi düşünün. Acaba çıkacak mı, çıkmayacak mı? Yani buna bir çözüm noktası konulması lazım. Son noktayı artık Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, siyasi parti liderlerimiz, yani buna bir çözüm bulmaları lazım. Bu konuyla ilgili Sayın Yıldız, hani artık son çalışmalarınızı yapıyor musunuz? İlk bölümde de Sayın Baydar sordu. Zira inşallah böyle bir tabloyla karşılaşmayacağız ama karşılaştığımızı farz edersek B planınız ne? Tekrardan biz sormuş olalım. Onu düşünmek istemiyoruz. Yani evet, açıkçasını söylemek gerekirse. Yani bir toplantı bu düşünüyor musunuz artık? Çünkü tabii toplantı. Çok kısa bir süre yaptık kaldı. Ama şimdi yine de yapacağız. İnşallah dedim ya, yarın öbür gün Sayın Valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşeceğiz. Yani görüşmelerimiz olacak ki çözülebileceğine ben inanıyorum. Evet. Çözülmesi de gerekiyor. Yani el atmalar lazım. Ya dolayısıyla hani böyle küçük bir para için böyle bir takım, böyle bir Büyükşehir sınıfta kalırsak yani konuşabilecek bir şey olmaz. Evet. Sokağa çıkabilecek olan bir durumumuz olmaz. Ha şimdi burada bazen özellikle hep yöneticiler ne yaptı diye söylüyorum. Evet, yöneticiler ne yaptı abi? Üstümüze düşenin tekrar söylüyorum. Fazlasını biz verdik. Biz 3 milyon para verdik. Bak şu anda ben bunu Vali Bey'e de söyledim toplantıda. İşte örnek dedim ki bir yönetici olarak ben 500 bin lira bir para veriyorsam bir ilçe belediyesine 400 bin lira bir bütçe bana göre çok az geliyor. Ben evet, bir fert insanım, bir kişiyim, bir yöneticiyim. 500 bin lira bir para desteğinde bulunuyorum. Bir ilçe belediyemiz 400 bin lira. Bunun tekrar gözden geçirilmesi lazım. Ben tekrar söylüyorum, bu işlerin gözden geçirilmesi lazım. Yani bir kişiden, bir yöneticiden 500 bin lira para, yönetici arkadaşlarımız her biri 400-500 bin lira veriyorsa bir belediye, merkez ilçelerden ben bahsediyorum. Kırsal evet, belediyeleri ben söylemiyorum. 400 bin lira vermesi bana göre biraz komik bir rakam. O başkanlarımızın biraz daha böyle çıtayı yükseltmeler lazım diye düşünüyorum. Evet. Şimdi ben futbolcularla ilgili tabii onu Murat Bey, Girey Bey o işleri verirler. Ben o işleri çok bilmem. Dolayısıyla cevapları verdiler. Ben sadece Kemal Hoca'ya bir şey sordum kampa giderken. Ya dedim hocam, şimdi 5-6 tane bizim kendi çocuklarımız, evlatlarımız, kardeşlerimiz var Urfalı olarak. Şu evet, anda Urfa Spor'da mevcut ilk 11'de, 18'de oynayacak olan arkadaşlarımız var. Bunlara hani mesele diyelim ki öncülük verebilme gibi bir şansımız, bir durumumuz olur mu? Yani bir futbolcuya gidip 500-800-1 milyon bir para alıyoruz. Yani bana göre çok büyük bir para. Evet. Bak ben bunu içtenlikle söylüyorum. Ben şimdi şirket çalıştırıyorum, şirketlerimiz var, işlerimiz var, binlerce insanla uğraşıyoruz. Ben bu paranın yarısını kazanıyorum. Ama bir tane futbolcuya bu kadar para veriyorsak biz kendi evlatlarımızı yetiştirelim. Evet. Yani bunlara ağırlık verelim diye. Altyapıya önem verelim. Aynen. Tabii Kemal Hoca da hani dedi ki biz elimizden geleni yapacağız. Murat Bey'in dediği gibi. Yani onlar kendileri göstermesi lazım. Onlar üstüne düşeni yapması lazım. Yani sanki herhalde onların mücadelesi biraz böyle geride kalıyor gibi. Yani onu öyle demeyelim de. Veya genç yöneticiler için, acaba yani daha tercümeli değiller. Belki maç de oynamaları dolayı lazım yani onlar. Aynen öyle. Belki de tercümeli daha çok değiller. İşte dediğin gibi yaş itibariyle tabii bunlar tabii olmuş olabilir. Bunlara ağırlık vermemiz lazım. Şimdi sağ olsun Vali Bey bize şu anda bir okul yapayım. İnşallah okul biterse altyapıya biraz daha ağırlık vermiş olacağız. O gençlerimiz gelip hem orada lisesini okumuş olacaklar. Hem orada yatma yerleri var, yeme içme yerleri var. Yani bir yurt gibi düşünün. Evet. Okulunu da spor bitirmiş okulu olacak. Aynen öyle. Bunu bir an önce Sayın Valimizden ricamız bitirirse en azı bu altyapıyla ilgili önümüz açılmış olur. Tabii bu altyapının yanında tekrar ben söylüyorum, kalıcı gelir olmazsa olmaz, o okul da boştur. Yani yarın öbür gün okulun giderleri, şuyu buyu giderleri falan fistan derken 1 milyon paran yoksa, gelir yoksa o çocuk orada açacak yatamaz. Şimdi sonuçta sen öncelikle bir şeye çıkıyorsunsa kılıcını kuşatacaksın. Kılıcını kuşatmadan, ona bir şey vermeden eline hadi sen git diye karşındaki de kılıç kuşanmış gibisiyle bir durum olmuş olacak. Yani bu çocuğa sen bir şeyler vermezsen, güzel hizmet etmezsen orada tutabilmek gibi bir şansın da olmaz. Evet. Yavaş yavaş artık programımızın da sonuna geliyoruz da sezon açılışını düşünüyor musun Sayın Yıldız? Bir yetkinlik falan
olacak mı Şanlıurfa Spor'la ilgili? Şu an için tabii onu açıkçası konuşmadık da arkadaşlarla kendi aramızda. İnşallah böyle hep birlikte bir araya geliriz. Hatta öyle bir iki tane görüşmelerimiz yani, oldu ama. Evet, futbolcuları tanıtma gibi. Tabii tabii, bir iki tane öyle şeyimiz oldu ama bir herhalde bir hazırlık maçımızı falan Urfa'da yapacağız. İşte diyelim ki arkadaşlar kamptan geldikten sonra onun yanında bir etkinlik benzeri bir şeyler yapabiliriz. Ama netleştirmedik onu. Evet, çok teşekkür ediyorum sizlere. Sen Şanoğlu, son olarak sizden başlarsak neler söylemek istersiniz? Şimdi ben program bu diliminde yaptığımız transferleri, yaşlarını, performanslarını, oluşturduğumuz 28 kişilik kadroyu ve peşinatlarının ödendiğini, artık biz üstümüze düşen görevi yaptığımızı, artık bu işin bizim daha da üstümüze çıktığını bir defa belirteyim. Belirtmiş de oldum. Evet. Bu saatten sonra bizim yapacağımız tek şey vardır. Takımı bir arada tutmak, kampı tamamlayıp iyiye başlatabilmek. Ama ekonomik olarak en son işte tarihler verildi, işte 17 Ağustos, 16 Ağustos. O tarihe kadar biz eğer bu birinci ligden kalan yabancı veya yerli futbolcuların alacaklarını ödeyemezsek, bu size saydığım bu genç oyuncuların hiçbirini maalesef lisanslarını çıkaramayacağız. Herhalde bir sonraki hafta burada bir program yaptığımız zaman bunların hiçbirini konuşmuyor olacağız. Durum bu kadar gerçek. Gerçekçi bakalım. Her ne kadar bir buçuk saat içinde belki pembe bir tablo çizdik, işte iyi transfer yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık, doğru. Ama bu tabloyu T-end finale atmamız için önümüzdeki hafta bu paranın ödenmesi lazım. Sayın Valimizin çalışmalarını takip ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın sözlerini biliyoruz. Ama hem bu çalışmanın hem de verilen sözlerin en kısa zamanda yapıp takımı, kulübü ve kenti, özellikle büyük taraftarlarımızı artık bu stresten, bu sıkıntıdan kurtarmamız lazım. Bizi konuk ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Zevkli bir program oldu. İnşallah taraftarlarımız da, bizi izleyenler de merak ettiği soruların cevaplarını almışlardır. Özellikle gelen sorular vardı gün içerisinde bize kombine ile ilgili. Kombine rakamlarımız açıklandı. Maraton 150 bin lira, numaralı 250, Gold Tribün 400, VIP de 2 bin lira. Çok cüzi bir ucuz bir sezon fiyatı boyunca. Bir evet. Sezonluk para. Tekrar söyleyeyim, maraton 150, numaralı 250, Gold 400, VIP de 2 bin lira gibi belirlendi ama bir esneklik orada yapılabilir. O tam olarak daha netleşmedi ama bugün Hakan Keşkuş Bey'le görüştüm. O öyle bir tasarrufu olduğunu söyledi. Ben öyle yapacağım dedi. Ama daha net olarak değil. O biraz esnek. Bir de sosyal medyada bugün Urfa Spor formalarının satışa çıkarıldığı söylendi. Evet. Bizim kulüp olarak daha kimseyle bir anlaşmamız yoktur. Görüşme yapılmıştır. Malum reklamı yapılan iş yerinin, firmanın. Ama daha net bir masaya oturulup sözleşme imzalanmamıştır. Yani bugün ve yarın itibariyle satılacak formaların Urfa Spor'a hiçbir şekilde şu an için bir dönüşümü yoktur. Taraftarlarımızın da bunun bilmesini isterim. Kısa bir zaman içerisinde o anlaşma, o görüşme yapılıp okeylendikten sonra, resmi sayfamızda yayınlandıktan sonra o alışveriş yerinden veya farklı bir yerden, belki biz onu kendimiz de bir AVM'de stand verilecek, orada da satışa sunabiliriz. Hatta daha ötesi eski stadın yerindeki AVM'nin orada, Büyükşehir Belediyesi bize bir yer tahsis ederse eğer, orada bir store kurup kendi ürünümüzü kendimiz de satmayı düşünüyoruz. Birinci tercihimiz, malum şu anda bizi bunu üretip işte satışa çıkaran firmayla bir sponsor anlaşması yapıp yapmak. İkinci seçenek AVM'deki standta satmak. Üçüncü seçenek ise eski 11 Nisan'ın yerindeki AVM'nin olduğu bölgede Büyükşehir Belediyesi bize bir yer tahsis ederse orada kendi storemizi bir 50 metrekarelik veya 40 metrekarelik bir alanda kurup orada kendi ürünümüzü kendimiz satmak. Ama bugün bu saat itibariyle sosyal medyada paylaşılan o işletmenin sattığı formaların hiçbir şekilde kulübümüze getirisi yoktur. Bunu da taraftarlarınızın bilmesini evet. isterim. Programa bizi davet ettiniz. Biz de katılım gösterdik. İzleyenlere bizi sabırla dinlediler. İnşallah sorularına veya kafalarındaki sorulara cevap vermişizdir. Hepinize teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Spor kesin tarih ne zaman dönüyor? 19 Ağustos'ta kamp bitiyor. Haftaya evet. pazar. Bayramın ikinci gününde Urfa'da toplanılacak. Hazırlık açılış maçı dediniz. Maalesef Süper Lig ve Birinci Lig'de bir takımla yapamıyoruz. 12'de evet. lig başladı biliyorsunuz. Bu hafta yarın başlıyor. Evet.
Öyle bir şansımız yok. Ama temennimiz kendi kentimizin takımı Karaköprü Belediyespor var. İki kentin takımıyla bir açılış maçı yapıp bir etkinlik yapıp inşallah öyle bir etkinlik yapabiliriz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Yıldız, siz son olarak neler söylemek istersiniz? Bir de aklıma gelmişken Şanlıurfaspor'a ciddi bir reklam var mı? Forma reklamı, yani hani göğüs kısmı olur, başka olur. Yani böyle yok. Bir görüşmelerimiz var. Evet. Maalesef onlar da daha netleşmedi. Yani hani birçok iş adamları, arkadaşlarımızı aradık, rica ettik genelde. Ama sözleşmeyi imzaladığımız hiçbir firma, hiçbir arkadaşımız yok henüz. Ben şimdi bunu demek istiyorum. Urfa büyük bir şehir. Ben Şanlıurfa büyük bir camiadır. Evet. Şanlıurfa Spor çok büyük bir camiadır. Ben inanıyorum Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediyelerimiz, sivil toplum örgütleri, iş adamlarımız bu işin üstesinde çok kolay bir şekilde gelebileceğimize inanıyorum. Allah'ın izniyle inşallah o güne gelmeden de bu işi çözebileceklerine inanıyorum. Ben memleketime güveniyorum. Bizi yönetenlere güveniyorum. Urfalı hemşehrilerimize güveniyorum. Urfa Spor taraftarlarına güveniyorum. Allah'ın izniyle bu sıkıntıyı kolay bir şekilde çözmüş olacağız, çözeceğiz. Evet. Reklam dediniz, çok özür dilerim. O zaman bir hatırlatma yapayım. Stat içerisindeki döneri reklamlarımız, yani reklam panoları 5000 TL bir reklam panosu. Bir sezon boyunca. Bir sezon boyunca 5000. Eğer bununla ilgili Urfa Spor'a sponsor, pardon, yani reklam vermek isteyen firmalarımız, kuruluşlarımız, marketler, zincirimiz, AVM'lerimiz, iş adamlarımız, kim olursa olsun 5000 karşında kulüple irtibata geçip bir sezon boyunca bir reklam bedeli 5000 TL. Evet, çok teşekkür ederiz. Sayın Baydar, siz son olarak ne söylemek istersiniz? Bu takımın 3-4 yıl üzerinde kurulduğunu biliyorum. Yani futbolcuların çoğunu yakından tanıyorum. Murat Bey, Reşit Bey de söyledi. İnşallah bu tahta açılır. Açıldıkça bir üst lige, bir üst ligden sonra artık Süper Lig'de bir sarı yeşil formanın eksik olduğunu ben çok iyi görüyorum. Evet. Ve bu takım, emin olun ki tahta açıldığı zaman çok rahatlıkla da şampiyonun en büyük adayı. Ve 3-5 yıl içinde kurulan bu takım Süper Lig'e kadar gideceğine inanıyorum. İnşallah bu sorunu aşarız. Şanlıurfa Spor sevdalı hayranları, taraftarlarına bu mutluluğu yaşatırız. İnşallah. Geldiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, bir futbol vakti özel programımızın daha sonuna geldik. Aslında böyle sezon başlamadan ara ara tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Değerli yöneticilerimizi konuk ettik. Sayın Reşit Yıldız ve Sayın Murat Şahanoğlu'nu bu hafta böyle aramızda gördük. Önümüzdeki günlerde inşallah belki kulüp başkanımız, diğer başkan vekillerimiz ikinci başkan olur. Başka yöneticilerimiz olur. Şanlıurfa Spor'la ilgili son gelişmeleri bu ekrandan takip edebilirsiniz. Birebir ağızlardan gerçek transferleri, gerçek olan ve bitmiş transferleri dile getirdi Sayın Şahanoğlu. Ben her iki konuğumuza da çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumcumuza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka Futbol Vakti programıyla tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle mutlu günler, mutlu yarınlar diliyorum.